Görüntü bir kişi içeride. Merhaba arkadaşlar, ben Airsoft Askeri ve bugün sizlere ilk defa oynayacağım L96 ile yaşadığım oyun deneyimlerini paylaşacağım. Üzerindeki Foxeer Legend 2 markalı Airsoft Zoom kamerası sayesinde yaptığım atışları hem merceğinden görmek hem de sonradan kameradan izleyebilmek mümkün. İki takıma ayrılarak bol bol son adam senaryosu oynadığımız bu kapalı günde her ne kadar merceği sıfırladığınızı düşünüp atış yapsanız da düşman oyuncularını vurmak sanıldığı kadar kolay değil. İlk oyunda yaşadığım deneyimleri birkaç madde ile sizin için oyun görüntüleri üzerinde konuşarak toparladım. 1. En başta dikkat etmeniz gereken ve benim de oynayarak öğrendiğim ilk şey şu oldu. Sniper ile atış yaparken olabildiğince kendinizi düşman oyuncusuna göstermemeniz gerekiyor. Yoksa sizin atış yaptığınızı görüp attığınız BB'lerden işaretlenmemek için kaçabiliyorlar. 2. olarak bir hedefi bir veya en fazla iki atışla işaretleyebilmeniz şart. Bunun sebebi ise aslında şu. Yakın çatışma alanında oynadığımız için düşman sürekli olarak yer değiştirdiği için aynı yerde pek fazla kalmayı tercih etmiyor. Asla ve asla düşünmeden atış yapmayın. Gereksiz yere oyuncağınızı tekrar kurmak zorunda kalmazsınız. Tabii ki birçok atışı kaçırmanız normal ama hiç olmayacak bir hedefe de işaretlemek için atış yapmak tamamen zaman ve efor kaybı. Köşeye kalmış orada ya, hiç vurmaya bile değmez. Üçüncü olarak dikkat etmeniz gereken şey oyun oynarken olabildiğince hareket kabiliyetinizi arttırmak. Mesela ben bu oyuncakla oynamadan önce hücum yeleğimi ve gereksiz bütün ekipmanlarımı çıkardım. Bir adet kemer ve üzerinde şarjörlerle oynamayı tercih ettim ki dilediğim zaman yere rahatlıkla yatabileyim. Yere yatıp bir podu kurup yaptığınız atışları diğerlerine göre daha stabil hale getirmek de mümkün. Özellikle yakın çatışma alanlarında kolay kamufle olunmadığı için en önemli dikkat edilmesi gereken şey sürekli olarak arkanızı kollayacak güvenilir oyuncuların olması. Ancak böylelikle düşman arkanızdan, sağınızdan, solunuzdan gelip sizi gafil avlayamaz. Çünkü oyunda mesafe olarak en güçlü ama hareket kabiliyeti ve atış hızı olarak en düşük oyuncak sizin olduğunuzdan her zaman korunmaya muhtaç olduğunuzu unutmayın. Ayrıca bir konumda çok uzun bir süre bekledikten sonra konum değiştirmeye karar verdiğinizde vuruldum. Yok, önemli değil. Her zaman her yerde düşman olabilir diye düşünerek vurulan çıkıyor. Pistolünüzle vurulan geliyor. Temkinli bir şekilde oyun alanında dolaşın. Çünkü düşman oyuncuları bazen sizin alanınıza çoktan geçmiş olabiliyorlar. Ve hiç beklemediğiniz bir yerden her an karşınıza düşman oyuncusu çıkabilir. Bugün ilk defa kullandığım kurmalı Airsoft keskin nişancı tüfeğiyle ilgili deneyimlerimi sizlerle paylaştım. Oyun boyunca yaklaşık 30 adet atış yaptım. Ve yalnızca bir kesin net işaretleme yapabildim. Keskin nişancı tüfekleri ilginç bir şekilde havalı ve güzel gözükebiliyor ama alışması ve kullanması, oyun biçimine adapte olması biraz zaman alıyor. Daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.